İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme getirmişti hatırlarsanız. Mafyadan 10 bin dolar alan bir siyasetçiyi, e, suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını söylemişti Süleyman Soylu. Sonra Sedat Peker ne 10 bin doları, bavul bavul para veriyordum ben, arabalara bırakıyordum o paraları yanıtını vermişti Süleyman Soylu'nun açıklamalarına. Hiçbirimiz öğrenemedik kimdir o? 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçi. Pek çok şey konuşuldu. Özellikle bir isim üzerinde çok duruldu. Süleyman Soylu o programda defalarca Habertürk'teydi program. Hatta genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ da katılmıştı biliyorsunuz. Defalarca kendisine sorulan kim o 10 bin doları alan siyasetçi, kim o 10 bin doları alan siyasetçi sorusuna savcıya söyleyeceğim demişti. Fakat ses yok, yine bir tık yok. Kim olduğunu resmi olarak bir türlü öğrenemiyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu 10 bin doları alan siyasetçiyi unutturmamakta kararlı. Ana muhalefette muhalefette kararlı bunu da söyleyelim. Çok sert konuştu bir kez daha konuyla ilgili. Rüşvet alanın burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım dedi. Kim çeklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa Hangi siyasetçiye? Oradan sorsun. Çünkü ben kimseye öyle para yollamadım. Ama daha büyükleri de yolladım. Çanta çanta. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Firari Suç Örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Mafya siyaset ilişkileri tartışması. Nevşehir'de kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de bu konu vardı. Kılıçdaroğlu sert ve net konuştu. Ayda 10 bin dolar alan bu sahtekar rüşvet kim? Bu siyasetçi kim? Rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz, hak olmaz, hukuk olmaz. Milletin oylarıyla geleceksin, millete hizmet etmek değil, milletin devletin hazinesini içini boşaltacaksın. Adaleti sağlayacağım. Rüşvet alanın burnundan getirmezsem siyaseti bırakacağım. <laughs> Önceden tanıyan tanıyordu, tanımayansa adını ilk kez organize suç örgütü lideri Sedat Peker vasıtasıyla duydu. Azeri iş adamı Bümariz Masimov, Masimov'dan bahsediyoruz, söz ediyoruz. Hani şu Mehmet Ağar'ın mafya çökmesin diye üzerime aldım dediği yalı kavak Marina'nın eski sahibi. İşte o isim konuştu ve kamuoyunun ilk kez duyacağı çok özel bilgileri gazeteci İsmail Saymaz'a açıkladı. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşır, FETÖ'cü diye adamı içeri attırdı. Mübariz FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyaseti sarsan ifşalarından yalnızca biriydi İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Bodrum'daki yalı Yalıkavak Marina'ya çöktüğü iddiası. Hiçbir iddiamdan vazgeçmedim. Geçme niyetinde değiliz. Mübariz Mansimov'un malına kolay kolay çökülemez. Biz korkak değiliz. Biri tehdit edip de malıma çöksünler. Bana göre çalışanlarım tarafından dolandırıldım. Azeri iş insanı Omarina benim dedi. Hakkımdaki FETÖ iddianamesine bakarsanız aynı çalışanların hepsinin yalancı şahit olduğunu görürsünüz diye ekledi. Milyar dolarlık yerini aldığınız adamın el boyuduğunuz Marina ve Bodrum'da kim Oysa Peker'in iddiasına göre Mehmet Ağar iş insanı Mansimov'u FETÖ'cü ilan edip milyar dolarlık marinaya sahip oldu. Ve o röportajın belki de en çarpıcı kısmı Azeri iş adamı Mansimov ağır hapisten çıktıktan sonra kendisine Gülen'le görüşme talep ettiğini söyledi. FETÖ'nün yanına gitmek istedi gittik. Fethullah Gülen'e Mehmet Ağar'la birlikte ve onun isteği üzerine gittim. Yoksa Ağar da biliyor orada FETÖ ile kavgamı. Neden FETÖ'ye gitmek istedi sorusuna ise onu ağır sorun demekle yetindi. Helikopter kiraladım, Pensilvanya'ya geldik. İhsan Kalkavan bize katıldı. Gülen'in önüne oturduk. Erdoğan için iyi şeyler konuşmuyordu. Ben çıktım bir süre sonra. Ağır da çıktı. Kamuoyunun hiç bilmediği konuları gazeteci İsmail Saymaz'a anlattı Mansimov. Mehmet Ağar'la Bakü'deki Haydar Aliyev'in cenazesinde tanıştığını ve sahip çıktığını söyledi. Sıkıntılı günler geçiriyordu. Sahip çıktım yalnız kalmasın diye. Ağır yanımda kaldı. Ulusta evimi verdim, evimde oturdu. Komşum oldu, bir kuruş almadım. Sadece bu da değil. Mansimov, Yalıkavak Marina'daki benzin istasyonunu ağırlara armağan edip oğlu Tolga Ağrı yönetim kurulu başkanı olarak atadığını, ağır cezaevindeyken her hafta yanına gittiğini söyledi. Ağrın 2012-2013 yılında kaldığı Aydın Yeni Pazar cezaevini eski bakana göre düzenlediğini ve tüm tadilat masraflarını cebinden karşıladığını söyledi. Tutuklama kararı çıktıktan sonra ağır 15 gün evimde kaldı. Ben o sırada cezaevinin tadilatını yaptırdım. Eskiden 51 hatta 70 kişi kalıyordu. 17 kişi kalacak şekilde ağırın konforuna göre inşa ettik. Ne kadar harcadığımı hatırlamıyorum ama bayağı para harcadım. Oğluna para verdim, yaptırdık. Azeri iş adamının açıklamalarından sonra gözler bir kez daha Mehmet Ağar'a bu iddialara yönelik söyleyeceklerine çevrildi. Evet, şimdi geldik Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın itiraflarına. Erdoğan Bayraktar itiraf etti. Eski siyasetçiler de beraberinde konuşmaya başladılar. Cemil Çiçek'in Yüce Divan'da yargılanmalıydı o dört bakan dediğini biliyoruz. Şimdi teker teker özellikle AKP'de eskiden görev almış isimlerin bu itirafları niteliğini doğrulayıcı açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur demişti Erdoğan Bayraktar. 17-25 yolsuzluk ve rüşvet soruşturması dosyasında, kendisine ait dosyada ve beni hırsızlarla aynı çuvala soktu reis demişti. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek hırsızlar kimdi? Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış. Erdoğan Bayraktar'a göre çünkü hepsi bir arada değerlendirilmişti. Bu itirafı AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçın Bayır da değerlendirdi ve Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Bak ne var? E, benden önceki İçişleri Bakanları'nın oğluyla, oğluyla ilgili evde takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri falan. 17-25 Aralık operasyonunun siyasetin gündemine tekrar oturması bu sözlerle başlamıştı. Ardından AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar'dan bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma ile ilgili dosyamda ne varsa A'dan Z'ye doğrudur itirafı geldi. 17-25 Aralık tartışmasının yeniden başlaması AKP'nin güç kaybettiği yorumlarını da beraberinde getirdi. Güç devamlı azaldığı için bu daha da artacak onu söyleyeyim. Daha çoğalacak bunlar. Herkes çoğu kişiler itirafçı olacak. İtirafçı da olur, olur mecburen olacak. Çünkü öyle bir suç büyüdü ki genişledi ki. Eski AKP milletvekili Kemal Albayrak'ın çözülme devam edecek tespitinin benzerleri başka eski AKP'lilerden de geliyor. AKP'nin kurucuları arasında yer alan Ertuğrul Bayır eski Çevre ve Şehircilik Bakanı için vicdanı isyan ediyor tespitinde bulundu. Temiz ellere başlama zamanı dedi. Hem onun hem talimatları verenin hem de diğer isimlerin yargılanması gerekir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İnsanların sabrı tükendi. Baskılara dayanma gücü azaldı. Temiz eller operasyonu başlasın. Geç de olsa zaman yolsuzlukla mücadele zamanıdır. Sorumlular yüce divana sevk edilmeli. Yalçın Bayır'ın kurucusu olduğu AKP'ye yönelik eleştirileri sertti. AKP yasaklar yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. O ilkeler uygulamadan kalktı. 3'ye düştü. Yerine yandaşlık ve yalakalık geldi. Ehliyet ve liyakat bir yana itildi. Dün neydiler, bugün ne oldular? Hiçbir konuda verilen sözler tutulmadı. 2014 yılında yaklaşık 11 ay süren incelemenin ardından 17-25 Aralık rüşvet operasyonuna ait dosyaya takipsizlik kararı verilmişti.